Bere Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Kafes börek yaptım sahur için. Bugün onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla yapmadım. 2 tane yufkadan yaptım arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ara sosu için kullanacağım. Küçük boy çay bardağıyla yarımşar çay bardağı kullandım. Bir tane yufkamı açıyorum. Üzerine bolca hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde. İkinci yufkamı da üzerine alıyorum yine. Hazır böreklik yufka arkadaşlar. İnşallah işlerimin biraz daha hafif olduğu zamanlarda açma börek de yapacağım. Siparişler ve işler biraz gündüzleri çok yoğun olduğu için. Çok farklı tarifler inşallah Ramazan boyunca sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sigara böreği gibi 2 tane üst üste koymuş olduğumuz yufkamızı sigara böreği gibi kesiyorum. Ve peynir koyuyorum. Bizim evde kıyma çok sevmedikleri için maalesef peynirli yapmak zorunda kalıyorum. Ama istediğiniz içi koyabilirsiniz. Kıymalı, iç patatesli, iç yeşil mercimekli, iç bile her şekilde koyabilirsiniz. Evet, böreklerimi sardıktan sonra milföy hamurum var. Milföy hamurumu uzun şeritler halinde kesiyorum. Hem görüntüsü çok şık oluyor hem de tadı çok güzel. Hem kıyır kıyır hem puf puf çok güzel bir börek. Gerçekten arkadaşlar tavsiye ediyorum, sizlere mutlaka deneyin. Bu şekilde biraz ucunu uzatara uzata arkadaşlar uçlarının biraz da altta kalacak şekilde iyice ek yerlerini birbirleriyle tutuşturarak böreklerimi sarıyorum. İki tane bu şekilde uzun milföy kullandım. Evet, biraz çeke çeke yaparsak ek yerleri üzerine gelmeyecek şekilde, altta gelecek şekilde, evet bu şekilde birbirlerine yapıştıralım. Ek yerleri altta gelecek şekilde hazırlayalım ve yağlanmış tepsimize yerleştirelim. Bu arada 180 derecede fırınımızı da ısıtmış olalım. Evet, ek yerlerini altta getirecek şekilde yerleştirelim yine. Evet, 8 tane börek çıktı 2 tane yufkamızdan. Malzeme listesini artırarak sayınızı çoğaltabilirsiniz evdeki kişi sayısına göre arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz her yerine gelecek şekilde. Yumurta sarımızı her zaman bir çay kaşığı veya bir yarım yemek kaşığı tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Böreklerimizin üzeri parlak olsun. Evet, böreklerimiz fırından çıktı, nar gibi kızardı. Ve servis tabağımızı alalım. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, oldukça gösterişli bir börek oldu. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyelim. Hepimize hayırlı Ramazanlar diyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.